Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yine bir HyperX ürünüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz HyperX ProCast profesyonel mikrofon. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde HyperX'in Cloud Wireless Alpha modelini incelemiştik. O da kablosuz kulaklık tarafında yine üst segment olarak tabir edeceğimiz, hatta kablosuz kulaklıklarda şarj süresi en uzun giden kulaklık olarak karşımıza çıkmıştı. Ki rakipleri tek şarjda 50-60 saatlik bir kullanım vaat ederken Cloud Alpha Wireless modeli 300 saate aşan bir kullanıcı deneyimi amaçlıyordu. Cloud Alpha Wireless modelinin incelemesinde yine şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi geldik bugünkü konuğumuz olan HyperX ProCast modeline. Biz geçtiğimiz aylarda bir HyperX mikrofon daha incelemiştik. O da HyperX SoloCast modeliydi. Ama o modeli daha çok yayıncılığa giriş için kullanılan bir başlangıç paketi içerisinde bulunan bir mikrofondu. Yani onunla beraber Cloud Core kulaklığı vardı. Aynı zamanda SoloCast mikrofonu vardı. Tabii ki performans olarak yine beklentilerin üzerine çıkan bir performans sergiliyordu o modelde. Ama yine de bir başlangıç ürünü olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Fakat bugünkü konuğumuz olan HyperX ProCast modelinde ise artık tam profesyonel bir mikrofona eriştiğimizi belirtelim. Öyle ki bağlantıyı artık USB ile değil XLR kablo ile yapıyoruz. Aynı zamanda ses kalitesi tarafında da yine stüdyo kalitesine ulaşabiliyoruz. Tabii kalite kısmına önümüzdeki dakikalarda geleceğim. Biz ilk olarak cihazın tasarımıyla başlayalım. Mikrofonun tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman ön tarafında bir filtremiz bulunuyor. Burada tabii HyperX logosu yine karşımıza çıkıyor. Şu anda detaylarda da görüyorsunuz. Ve bunu çok kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Şöyle çektiğimde rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda alt tarafta yine XLR kablo girişimiz yer alıyor. Bunun yanı sıra sarsıntıdan oluşabilecek olan ses patlamalarını engellemek için bir çerçevemiz bulunuyor. Biz bunu tripoda ya da herhangi bir mikrofon bağlayıcı aparata taktığımız zaman, örneğin biz bunu bir masa aparatına taktık ve masada bir sallantı oldu. Şu şekilde sizler için bir örneklendirme yapayım. Masada olan sarsıntıdan ya da böyle masaya vurduk bir ses çıktı. Onun gibi ses patlamalarından muaf tutabilmek için HyperX buraya çok güzel bir tasarım yapmış. Etrafını iplerle donattığı bu çember, mikrofonu kullandığımız esnada oluşabilecek gürültü ve patlamaları rahatlıkla engelleyebiliyor. Zaten mikrofonu elimize aldığımızda o sonradan eklenen yeri elimizle bu şekilde salladığımız zaman gürültüyü ve sarsıntıyı azaltma konusunda başarılı olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bu aparata mikrofon tutacağı bağlamak için gelen bir aparat daha geliyor. Bunun yanında vidalar var. Rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Genellikle oyuncu ekipmanlarının masaüstü mikrofon tutacağıyla bağlandığını biliyoruz. Hatta şu şekilde göstereyim size. Örneğin XLR kablo buradan geliyor ve yayıncılar tam şu şekilde tutuyor. Yani bu kullanıma bile uygun bir tutacak gelmiş. Fakat kutu içeriğinden herhangi bir kablo çıkmıyor arkadaşlar. Yani zaten bu konuda profesyonelsiniz. Yani yayın yapıyorsanız ya da farklı bir şekilde bu mikrofonu kullanıyorsanız bu performansla, yani bu güce sahip bir mikrofonu çalıştırmak için zaten ses kartına ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuzdur. Yani tabii ki buna farklı aparatlarla minik ses kartları alınabilir. Fakat mikrofonu tam performansında kullanabilmeniz için en az 48 voltluk bir ses kartında çalıştırmanız gerekiyor. Biz de yine küçük bir kutu aldık ve mikrofonu da rahatlıkla deneyimleyebildik. Az sonra yine deneyim kısmına da geleceğiz. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Tasarım ayrıntılarına baktığımız zaman mikrofonunu zaten buradaki delikli yapısından görebiliyoruz. İki tarafında da alıcı var. Yani genellikle farklı mikrofonlarda tek tarafta alıcı bulunuyordu. Örneğin ben mikrofonu bu şekilde kullandığımda mikrofon hafif yan döndüğü zaman benim sesimde azalmalar meydana gelebiliyor. Fakat burada HyperX ProCast modelini her yönde de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu da en azından kullanıcılar için çok önemli bir işlev olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir yere uzanıyorsunuzdur yayın yaparken, hani şu anda benim bu şekilde konuşmamda bile sesi alabilecek bir yapıya sahip, iki tarafında da alıcı olması önemli bir avantaj olmuş. Tasarım ayrıntılarıyla devam edeceğim. Alt tarafında desibel ayarını yapabileceğiniz bir switch bulunuyor. Bu switch sayesinde gürültü azaltma fonksiyonunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ses stabilizasyonunu sağlayan bir switch daha bulunuyor. Yani mikrofon üzerindeki işlevleri ayarlayabilmeniz için iki farklı switch de kulaklığın yan tarafında yer alıyor. Evet, şimdi geldik HyperX ProCast modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HyperX ProCast modeli 48 voltluk bir güç bağlantısını destekliyor.
Aynı zamanda 20 Hz ve 20 bin kHz'lik bir frekans aralığının bulunduğunu da belirtelim. Eksi 118 desibele kadar gürültü engelleyiciye sahip olan modelin dinamik aralığı ise 123 desibel. Aynı zamanda 16 ohmluk bir çıkış empedansı bizlere sunuyor. Üzerinde bulunan kontroller sayesinde ise eksi 10 desibellik bir gürültü engelleyici yer alıyor. 376 gramlık bir ağırlığa sahip olan modelin etrafındaki aparatlarla beraber 503 gramlık total bir ağırlık ile geldiğini söyleyelim. Evet, mikrofonumuzun teknik özelliklerini değerlendirdik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. İlk olarak mikrofon performansından sizlere bahsedeceğim. Artık profesyonel olarak yayın yapmak isteyenler için ideal bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Nasıl mı? Örneğin piyasadaki diğer oyuncu ekipmanı olarak sunulan mikrofonları değerlendirdiğimiz zaman daha düşük özellikler ve daha düşük güç ve kalite bizleri karşılıyordu. Fakat HyperX ProCast modeli hem aldığı güç tarafında hem de sunduğu performans tarafında, yani ses kalitesi tarafında rakiplerine fark atmış durumda. XLR kablo ile ses kartına bağlanan model direkt zaten ses kartınız tarafından kolaylıkla tanımlanıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz mikrofonun performansına bir geçelim, daha sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda beni HyperX ProCast modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Hatta şöyle biraz yaklaşayım, biraz da uzaklaşayım. Yani bir yayın yaptığınızda sizi izleyenler böyle duyacak veya Discord'daki arkadaşınız, rakibiniz sizi bu kalitede duyacak. Peki siz ses kalitesini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, mikrofon performansı da bu şekildeydi. Ses kartınızda eğer yeterli ayarları yaparsanız zaten dip sesi de tamamen yok edebiliyorsunuz. Üzerinde bulunan yine filtreler sayesinde de bu dip sesi daha da azaltabilirsiniz. Kullanıcı deneyimiyle devam edeceğim. Sadece oyuncular için mi kullanılabilecek bir kulaklık? Hayır, HyperX her ne kadar oyuncu ekipmanlarıyla karşımıza çıksa da bu mikrofonun podcast kaydedilebilir profesyonellikte olduğunu sizlerle paylaşalım. Örneğin ben bir podcast kaydetmek istiyorum. Aynı zamanda yine oyunda oynayan bir insanım. Bu mikrofonu tercih edebilir miyim? Evet, kesinlikle edebilirim. Neden? Çünkü bir podcast kayıt esnasında oluşan dip sesleri yok eden filtresiyle gelen model, bu sayede ekolu bir ortamda olsanız dahi stüdyo kalitesinde ses sunmayı amaçlıyor. Evet, geliyoruz yavaş yavaş incelememizin sonuna. Mikrofon performansını test ettik. Hangi alanlarda kullanılacağından sizlere bahsettik. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman piyasadaki oyuncu ekipmanı olarak kullanılan, oyuncu ekipmanı olarak piyasaya sürülen mikrofonların bir gömlek üstü olduğunu söyleyebiliriz. Artık stüdyo kalitesinde tam profesyonelleşme olarak sunulan bir mikrofon olduğunu söyleyebiliriz. Performans olarak değerlendirecek olursak, siz de dinlediniz, kesinlikle tatmin edici bir performansa sahip. Eğer bu konuda tam bilgiliyseniz, yani ses kartınızdan yeterli ayarlamaları da yapabilirseniz, az önce dinlediğiniz testten daha da iyi bir performansa ulaşabilirsiniz. Yani biz anladığımız kadarıyla değerlendirebildik. Fakat HyperX ProCast modeli potansiyelinin çok daha üzerinde bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik fiyat tarafına. Henüz ülkemizde satışa sunulmadığını belirtelim. Fakat Aralık ayının sonuna doğru HyperX tarafından söz konusu model Türkiye'de de satışa sunulacak. Fiyat konusunda tabii ki net bir bilgi yok. Yani Aralık ayının sonuna doğru HyperX ProCast modelinin fiyatı da kesinleşecektir. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Eğer bu mikrofon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa veya yapmamızı istediğiniz bir test varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aklınızda takılan soruların hepsine bir cevap vereceğiz. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda bu mikrofonla yayın testi de yapacağız arkadaşlar. Örneğin uzun süreli kullanımda performansı nasıl oluyor, ya da bir cızırtı yapıyor mu, ya da 2-3 kişinin konuştuğu bir ortamda farklı kişilerin sesini nasıl alıyor. Bunlar için de ayrı ayrı testler yapacağız. Bu yüzden bizleri takipte kalmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.